Arkadaşlar selamünaleyküm. Sinan Hoca'nın kümesindeki su ekseri çekmeye devam ediyoruz. Light su ekseri çektik. Koronation su ekseri çektik. Şimdi Speklet su eksere geldik. Evet, bildiğiniz gibi Speklet su ekseri bende de var. Hemen hemen 7-8 tavuk civarı. Sinan Hoca'da da var. Biz seviyoruz bunları. Bu desenleri seviyoruz. Çok güzel. Yani bayılıyoruz biz bunların görseline. Evet hocam, yine kameranın arkasındasın. Bir güzel görüntüyü alalım. Evet, bunlar yumurtaya başladı mı hocam? 1-2-1-2 başladık yumurtaya. Evet. Bunların desenleri çok güzel. Ya şöyle söyleyeyim. Her türde insanlar porselen olarak bunu almaya çalışıyorlar. Evet. Ama bu porselen olarak çalışmadan yani kendi desen olarak en güzel bu yakışıyor yani. Evet. Kahverengi süseks olarak da geçiyor. Kahverengi benlikli olarak da geçiyor. Bunlar yalnız diğer light sükseslere göre biraz yumurta şeyi az. Yumurtacı fazla değiller bunlar. Duyduğum çalışma kadarıyla. Çalışma hayvan olduğu için yumurtacıkları ama bazen yani çok da şey değil. Mesela şu 1+1 zaten eski videolardan takip edenler bilir. Evet. Sizden almıştık. Evet. 1+1'in üstüne takviye yaptık. Evet. 1+1'in üstüne takviye yaptık. Yani şu yumurtaya başladıkları zaman yumurta verimi çok güzel. Tüy zamanı her tavuk için zor geçiyor yani. Aynen. Tüy zamanı tavukları tanıyamıyorsun. Bunlar tüye girip çıktı mı hocam? Tabii tabii. Horozda şeyde tavuklarda tüye girdi çıktı. Şu 3-4 tane tavuğumuz yeni geldi zaten. Evet. Tüyden çıktılar. Horoz eşliyor gördüm. Tavuklar da tek tek yeni yeni yumurtlamaya başladı. Bunların altından nasıl yavru geliyor hocam? Güzel. Yani yavrular da aldık, birkaç tane büyütemedik ama şey olarak da yavrularında da sıkıntı yok. İrilikleri de güzel yani. Yani videoda görünüyor mu bilmiyorum da. Evet. Tavuklar iri yani. Gayet güzeller maşallah. Ya, tavuklarımız iri yani. Bunlardan inşallah bu sene kendimize üretiriz çok olarak. Şeyimizi devam ettirecek, ırkı nesli devam ettirecek kadar üreteceğiz. Yani yapacağız bu işi. Dayandığımız yere kadar yapacağız yani. Evet. Ya bu şekilde talep yine olacak. En sonu biz hobi olarak görüyoruz yani. Anladım ya hocam. İş hobilikten çıktı. Dediğim gibi biraz beslemek, bakmak zorlaştı fakat. Evet. Artık yarıya dayanacağız ya sevdiğimiz için. Yani gerçekten sadece yem giderleri falan olarak değil de yani ulaşım giderleri de. Yani siz mesela önceden belki bu kadar sık köye gelmiyordunuz ama her hafta tavuklar için köye geliyorsunuz. Tabii 2 haftada bir tavuklar için köye geliyoruz. Yani aynen. Bunlara yapılan masraflar, elektrik masrafı, ilaç hepsi 2'ye 3'e katladı. Yani dediğiniz gibi hobiden çıktı bu iş artık. Bunların biz gerçekten yem paralarını çıkarabildiğimiz zaman seviniyoruz. Ama yapamazsak da ne yapalım? Cepten gidiyor. Sevdamız ya, devam ediyoruz yani. Evet. Devam ediyoruz. Üreteceğiz. Bunlara da yurt dışından talep var mı hocam? Geçen sene zaten Süseks grubunda en çok talep gören hayvan buydu yani. Evet. Nasipse yine isteyenler, soranlar var fakat verimli bir şey yani almadan, kontrol etmeden paylaşım yapmıyoruz yani. Evet. Çünkü işi dürüst yapmak gerekiyor yani. Pazarı sürekli hale getirmek gerekiyor. Çünkü orası şu an bizim burada sıkıntı, orası herkes için bir kıyancı. Biz gönderim yapıyoruz. Sadece kendi hayvanlarımızdan değil, diğer hayvanlardan da gönderim yapıyoruz. Evet. Ama nedir? İşi dürüst yapıp bu işi devam ettirmek önemli çünkü herkes ekmek yiyor yani. Çok doğru. Herkes ekmek yiyor yani. Evet. Herkes ekmek yiyor yani. Sen de seviyor musun tavukları bakayım? Amcanın tavuklarına bakıyor musun sen de? İsmin neydi senin? Melih. Melih senin ismin. Tamam. Evet. Arkadaşlar Sinan hocamın da Speklet su ekserini gösterdik. Çektik. Güzel hayvanları var. Sinan hocam da zaten kötü hayvan. Pek yok. Elimizden geldiği kadar iyisini beslemeye çalışıyoruz. Önce nedir? Hoşumuza giden, gözümüzü doyuran şeyleri bakıyoruz ya, besliyoruz yani. Evet. Şöyle benekleri, desenleri. Yani Mevlam her tüyün ucunda bak ha. Daha yumurtaya başlamadılar değil mi hocam bunlar? 1-2-1-2 ya bu anaç bir şey. Tüyden yeni çıktı. Tüylerini dizdi. Evet. Yani 1-2-1-2 alıyoruz. Evet. Diğerlerinde var. Diğerleri arkaya git, onları ben bir getireyim.
Çevirelim hadi. Bunların yumurta iriliği nasıl hocam? Yumurta iyilikleri güzel. Benimkiler bir ilk defa bir kılavuz attılar. Ben gerisini alamadım daha. Bir kılavuz aldık. Sonra gerisi devam etmedi de. Ben de tahminen söylüyorum. Herhalde bir 15-20 gün sonra, bir ay sonra pik seviyesine ulaşacaklar gibi bekliyorum. Bahardan biraz daha şey Aha. oluyor. Evet, havaların ısınması lazım. Ama şu an yani bu havalar, bu zamanda bu havaları bulmak şans yani. Evet. Bir yandan iyi diyoruz ama bir yandan da kötü, yağmur, kar, dış olmadan kısmetsizlik. Hareketli bir şey olmuyor yani. Bahar, evet. Yazın suya ihtiyacımız var. O yüzden yağmura, kara ihtiyacımız var yani. Evet. Bekletiş sistemimiz de böyle abi. Evet. Güzeli seviyoruz yani. Evet. Arkadaşlar, Sinan hocamın spekler süreçlerini de çektik sizler için. Desenlerini gördünüz, hayvanlarını gördünüz, kaliteyi gördünüz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanala desteğinizi bırakmayın.